Bugün birinci modülümüzün son konusu olan köklü sayılardayız arkadaşlar. 15. föyümüz köklü sayılarla devam ediyor. Köklü sayıları anlamamız için öncelikle üstü sayıları hatırlamamız gerekiyor. x üzeri n eşittir m nasıl okunuyor? x'in ninci kuvveti eşittir m. Şimdi ise biz neyi arıyoruz? Hangi sayının ninci kuvveti m'e eşittir? Bunu arıyoruz. Bunu da şu şekilde kare kök işaretiyle, ninci derecen kök işaretiyle göstereceğiz. Bir köklü sayının gerçek bir sayı belirtmesi için Kökün derecesi çok önemli. Kökün derecesi 2n artı 1 gibi tek bir sayı ise tamamen her durumda reel bir sonuç oluşturur. Ama kökün derecesi şu şekilde 2, 4, 6 gibi çift bir sayı olduğu zaman kökün ne içindeki x sayısı negatif olabilir. Negatif olamaz. Bu büyük eşit sıfır olmalı. Ne de bunların sonuçları negatif olamaz. Buradaki sonuçtaki sayıda y diyelim. Buradaki y sayıları da negatif olamaz arkadaşlar. Büyük eşittir 0. Ama tek olduğu zaman sonuç negatif, pozitif, 0 hepsi olabilir. İfadelerin gerçek sayıda yapan değerleri bulalım. Bakın burada derecemiz gizli bir 2 var. Karekök diye okuruz. 2 ve 4. Bunların içi demek ki 0'dan büyük eşit olacak. x eksi 2 0'dan büyük eşit. Ve 6 eksi x de şurada büyük eşit 0. x'i sağ tarafa atarsam 2'den büyük 6'dan küçük eşit olan sayıları arıyoruz. Yani bize aralık olarak sormuş bunu. 2 6 köşeli aralığı olarak yazabiliriz. Bakın derecemiz çift, derecemiz tek. O zaman şuraya bakmamıza hiç gerek yok. Burası daima sağlıyor. Şuraya bakmamız yeterlidir. x eksi 5 sayısı büyük eşit 0, x büyük eşit 5. Bunu da yine aralık olarak sorduğu için 5 büyük eşit dediği için 5'ten sonsuza kadar yazabiliriz. İki tane köklü ifadenin sonucu sıfır. Bakın dereceleri ilk yine 2 ve 4. O zaman içleri negatif olamaz. Birisi negatif birisi pozitif olma durumu yok. Demek ki her ikisi de sıfır olacak. x eksi 2y sıfır. Ayrıca x artı y eksi 12 sıfır olmalı. Biz daha önce ne öğrenmiştik? Yerine koyma metodu x eşittir 2y diyor burada. x gördüğüm yeri 2y ye yazarsam 3y eşittir 12 y eşittir 4 gelir. Peki y'miz 4 ise şurada x eşittir 2 çarpı 4'ten x'i 8 buluruz. Bize zaten x'i sormuştu. Köklü sayıların özelliklerine gelirsek köklü sayıyı üst sayıya çevirmeyi iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela şurada bakın eninci dereceden x üzeri m'in kökü. Bunu x üzeri m bölü n yani kökün derecesi n'yi pay diye yazıyoruz. Bu şekilde üst ifadeye çevrilir. Çıkmış bir sorumuz var. 3 üzeri Eksi 1 bölü 2 çarpı. 27 3'ün küpüdür. Şu şekilde. Karekökte gizli 2 var. Bunu nasıl yazıyorduk? 3 üzeri 3 bölü 2. Üstü sayılar hatırlayalım. Tabanları aynı. Çarpma yapıyoruz. O zaman üstteki sayıları topluyoruz. Artı 3 bölü 2. Rasyonel sayılardan yukarıdaki toplamayı hatırlamamız gerekiyor. Bakın bütün konular burada nasıl? İç içe girmiş şekilde 3-4 tane konuyu tek bir soruda yapmışız. Cevabımız A Örnek 3'e bakalım. 3 üzeri 3x artı 6 bölü 4 eşittir. 9 üzeri x eksi 1 bölü 3. Tabanlar aynı olsaydı işimiz kolaydı. Şimdi bu 9'u 3 üzeri 2 diye çevirirsek yukarı 2 ile çarparsak şöyle bir ifade olacak. Aşağısı da 3x artı 6 bölü 4. Şimdi tabanlarımız aynı oldu. Üstlerimizde 3x artı 6 bölü 4 eşittir. 2x eksi 2 bölü 3. İçler dışarı yaparsak 9x artı 18 eşittir. 8x eksi 8. X'imizi buradan işlem hatası yapmadıysak eksi 26 buluruz. Bir gerçek sayıyı kök dışına çıkarma dediğimiz olay şöyle. Tek olduğu zaman zaten ikisi de aynı ise arkadaşlar birbirini götürür aynen çıkar demiştik. Ama bunlar çift olduğu zaman şöyle ikinin katı olduğu zaman birbirini götürürler ama negatif olmaması adına şöyle bir mutlak değerle koruma altına alırız. Kök 4 2'dir. Neyin küpü 8'dir? 2'nin. Hangi sayının 4. kuvveti 81? 3'ün. Bunlar kolay. Peki şurada bir kare kök var gizli. Bu ikiler gitti. Sonuç eksi 5 diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü burası çift olduğu için bu negatif çıkamaz. Biz bunu artı hale getiririz. Evet küp kök eksi 8 demiş. Küp kök eksi 2'nin küpüdür bu. Şimdi 3'ler gidebilir. Buradan arkadaşlar eksi 2'yi diyebiliriz. Çünkü kökün derecesi çift değil eksi de olabilir. Eksi 243 zaten burada eksi 3'ün 5. kuvveti. Yine 5'ler birbirini götürebilir. Negatif bir değer alabilir dedik. Kökün derecesi tek sayı. Evet bu şekilde ifadeler olduğu zaman en içten yani şurada en sağdan başlarız. Küp kök 4 artı 19 eksi kök 9 neyin karesi 9'dur? 3'ün 19 eksi 3 16 yani şurası kök 16 4 hepsini tekrar yazalım. Kök 16 4'tür. Burayı silip 4 yazabiliriz. O zaman sonuç küp kök 4 artı 4. 8 neyin küpüdür? 2'nin küpüdür deyip pratik bir şekilde geçebilirsiniz. Bu şekilde bir ifade olduğunda Kökün dereceleri 3, 3 ise tekse aynen içerideki ifade tek başına kalabilir. Eksi. Burası 2, 2 gibi bir sayı olduğu zaman ne yapıyorduk? Mutlak değer kök 7, eksi 3. Şimdi 3 artı kök 7 sıkıntı yok zaten. Mutlak değerli bir ifade değil. Peki şurası negatif midir? Pozitif midir? Kök 7 eksi 3. Kök 7 eksi kök 9'dur aslında bu. Burası negatiftir. Negatif olduğuna göre bu ifade dışarıya kök 7 değil de eksi kök 7 eksi 3 değil de artı 3 olarak çıkar. Şimdi tekrar düzenlersek eksi içeri dağıtıyorum. Artı eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 3. Üç. Şimdi 3'ler gitsin. Bize ne kaldı? 2 tane kök 7. Yani 2 çarpı kök 7 diyebilirsiniz. Örnek 7. X gördüğünüz gibi negatif y de pozitif bir sayıymış. X eksi y'nin karesi. Şimdi şu ikiler gider ama x eksi y mutlak değer olarak dışarı çıkar. Şu ikiler gider. Mutlak değer x. Şu 3'ler gider. Burada mutlak değer yok. Derecesi tek. x y'den daha küçük olduğu için şurası negatif bir değer. Demek ki bu dışarıya eksiyle çarparak çıkar. x negatifse burası eksili bir sayıysa aynen çıkamaz. Eksi diye çıkar. Şimdi düzenlersek. 2 tane y 2 tane de eksi x. Toplama çıkarma nasıl yapılır? Toplama çıkarma tıpkı üslü sayılardaki gibi 1, 2, 3 tane terimimiz var. Bakın hepsindeki köklü ifadeler kök, eninci dereceden x, eninci dereceden x. Bunları ortak paranteze yazıyoruz. Şöyle bir parantez açıp geriye kalan a, b, c katsayılarını parantez içinde toplayıp çıkarıyoruz. İfadelerin sonuçlarını bulalım mesela. Bakın kök 2, kök 2, kök 2 var. Demek ki kök 2 parantezinde katsayımız 3, Katsayımız gizli bir eksi 1. Katsayımız 5. Bunları düzenlersek 7 çarpı kök 2. Iki. Kök 2'yi sol tarafa değil sağ tarafa yazmak daha güzel bir görüntü oluşturur. Burada bakın küp 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 küp. Bu arada dikkat edelim. İçi de aynı olacak sayıların. 3, 3. Şununla toplayamayız. Yani şu 2 ile toplayamayız. Yani küp kök 3 ve küp kök 3'ü 2 tane küp kök 3 diye toplarız. Artı şurası eksi bu arada eksi 2 çarpı küp kök 2. Yani kök içleri aynı değilse şunlar işlem daha fazla ilerletilemez. Kök 48 eksi kök 108. Bu şekilde olduğu zaman nasıl yaparız? Birbirinden toplam çıkarılamaz deyip bırakamıyoruz. 48'i aslında şöyle bir algoritma yapıyorduk. 2, 24, 2, 12, 2, 6 diye. Bu şekilde artık biraz pratik kazanmanız gerekiyor. Uğraşmanıza lüzum yok. Bir seferlik yapalım. Bakın burası 16 çarpı 3. 16 çarpı 3 eksi. Şu 3 bizim için bir kopya olsun mu? 3. 108'i 3'e bölün. 36. Neden böyle parçalıyorum? 16 kökün dışına 4 diye çıkar. 3 çıkamaz. 36 kökün dışına 6 diye çıkar. 3 çıkamaz. Şimdi toplama çıkarma yapılabilir. Bu şekilde eksi 2 kök 3 gelir. Aynı şekilde 32 16 çarpı 2'dir. Kök 16 çarpı 2'dir. Bu da 4 kök 2 yapar. 2 bizim için bir ipucu olsun. 50'yi 2'ye bölelim. 25. 25 kökün dışına çıkar. 5 kök 2. 200. 200'ü 2'ye bölelim. 100. 100 çarpı 2. Buradan da 100. 10'un karesi olduğu için 10 kök 2. Toplarsanız 4, 5 ve 10'u 19 tane kök 2 yapar. Burada küp kök demiş. Küp kök 16. Küp kök 16'yı şöyle 8 çarpı 2 diye yazsam. 8 2'nin küpüdür. 2 diye çıkar. 2 küp kök 2. Peki biz şimdi şu 2'den yine faydalanalım. 54'ü 2'ye bölüyorum hemen. 27 çarpı 2. 27 3'ün küpüdür. Dışarı çıkıyor. 128'i 2'ye böl. 64 yapar. 64 çarpı 2 küp kök. 64 4'ün küpüdür. 4 küp kök 2. Şimdi hepsi küp kök 2 oldu. Küp kök 2 ise katsayılarımız 2, 3 ve 4. Buradan 1 çarpı küp kök 2 gelir. Çıkmış sorumuz var. Kök 48'i az önce yapmıştık. 4 kök 3 şeklinde çarpanlarını ayırıyoruz. 75'i 3'e bölerseniz 25. O da 5 kök 3 geliyor. Yukarısı 9 kök 3. E aşağıda da 36 çarpı 3 diye bunu ayırırım. Bunu 9 çarpı 3 diye ayırırım. 6 kök 3 eksi 3 kök 3. Düzenlerseniz buradan 3 tane kök 3 kalır. Şimdi kök 3'ler gider. 9 bölü 3'ten 3 üç gelir. Bir köklü sayının derecesini genişletip daraltma dediğimiz olay nedir? Şöyle bir ifade varsa a'yı da b'yi de aynı c sayısına bölebilirsiniz ya da aynı c sayısıyla genişletebilirsiniz. Buna genişletme buna da daraltma diyebiliriz. Mesela böyle bir denklemimiz var. Küp kök x demiş. Dereceleri 3 ve 12. E şunu 3'ü 4 ile çarpsak 4 ile çarparsak burası 12. Bunun üstünde de 1 vardı. 4 oldu. eşittir 12 2 üzeri 8. Şimdi bu 12'leri görmeyelim artık. Görmeyelim. x üzeri 4 eşittir 2 üzeri 8. Her iki tarafı 4'e bölerseniz x üzeri 1 eşittir 2 üzeri 2. Oradan da cevabımız 4 gelir. 15'i 5'e bölelim. 3. Şu şekilde yazabiliriz. 15'i 5'e böldük. Burada kök gidiyor. Bu tarafta sadece 3 kaldı. Hata yaptık mı? Yapmadık. Tamam. Şimdi her iki tarafın küpünü alabilirsiniz. X eşittir. 3 üzeri 3 eşittir. 27. Hocam bu şekilde anlamadım diyorsanız mesela şu 5'i 15 yapmak için 3 ile çarparsanız 15 içeriği 3'ün küpü yapacağız bu arada. 15. dereceden x. Şimdi kök dışları aynı dereceleri aynı. Kökün içleri de aynı olacak. Bakın az önce de 27'yi bulmuştuk. Şimdi de 27 cevabını söyleyebiliriz. Küçükten büyüğe doğru sıralama sorusu. 6, 3, 4. Demek ki bunların 6, 3 ve 4'ün bir ortak katını söylememiz gerekiyor. Ekok'u kaçtır? 12. 12 olması için bunu 2 ile çarpalım. Diğerine şu 3'ü 4 ile çarpalım. Bu 4'ü 3 ile çarpalım. 12, 3 üzeri 3. Biraz düzenlersek bunun içerisinde 25 var, 16 var, 27 var. Hangisi en küçük? 16. 25, sonra 27. B küçük, A küçük, C. Burada bakın 3, 4 ve 5 bizim derecelerimiz. Ama içerisi biraz daha güzel görünüyor. Şöyle bakarsanız 8, 4, 16. Şöyle bir düzenleyelim. 2 üzeri 2, 3. 2 üzeri 3, 4. 2 üzeri 4, 5. İçerideki 2, 3 ve 4'ü 12 eşitlersek şunu mesela ilk baştakini 6 ile çarparsak. X de 18. 2 üzeri 12. Y'miz ne olacak? Şurada 12 yapmamız için bunu 4 ile çarpacağız. 16. dereceden 2 üzeri 12. Z'miz şu üssü 12 yapmamız için 3 ile genişletelim. 15. dereceden 2 üzeri 12. İçleri hep aynı arkadaşlar. Karekök küp kökten daha nedir arkadaşlar? Mesela şöyle kö kare kök x küp kök x'ten büyüktür. Çünkü derecesi şu elinci derece dediğimiz derece büyüdükçe değeri küçülür. Demek ki burada en büyük olan 18. dereceden x'imiz 16. dereceden x'ten daha küçük bir değer. O da 15. dereceden daha küçük x küçük y küçük z. Köklü sayılarda çarpma bölme çok kolaydır. Köklü sayılarda çarpabilmemiz için Dereceleri kesinlikle aynı olmalı. Bölmemiz için de dereceleri aynı olmalı. Kök içlerindeki sayılar kök içine yazıp çarpılır ya da aynı kökün içine bölünebilir. Bakın mesela karekök karekök o zaman aynı kök içinde 2 kere 8 16 4 4 98'i 2'ye aynı kök içinde bölebilirsiniz. 98 bölü 2 49 karekök 49 7'dir. Aynı dereceden kök olduğu için şöyle uzun bir kök yapıp 4 eksi kök 3, 4 artı kök 3. Burada ne vardı? 2 kare farkı var. Büyük bir kare kök var. 4'ün karesi eksi kök 3'ün karesi. 4'ün karesi 16. Kök 3'ün karesi şöyle gidiyor. 3. Buradan cevabımız kare kök 13. Bu şekilde ondalık bir ifade olduğunda ne yapabiliriz? Şimdi bunları kesirlere çevirsek doğru yaparız. Ancak ben şöyle yapmak istiyorum. Şimdi burayı kök 100 ile çarpsam. Aşağıda kök 100 ile çarpsam. Genişletme yaparım. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle paranteze alalım isterseniz şuraya. Dağıtıyorum. Kök 48 ile kök 100 ile kök 0.48'i kök 48 yapacak. Diğeri de kök 27 yapacak. Bölü kök 147. Şimdi kök 48'i iki defa çözdük bugün. 4 kök 3. Kök 27 de 3 kök 3. E 147. Bunu 3'e bölerseniz 49 çarpı 3. O da 7 kök 3 yapar. Yukarısı 1 kök 3. Aşağısı 7 kök 3. E bölmede aynı olanlar gitsin. Sağ cevabımız 1 bölü 7 gelir. En kısa yol budur. X'in değeri belli ise şu ifadenin sonucu kaçtır? Şimdi 8. sınıf bilgilerimizi hatırlarsak. Şu ilk yazdığım ifade x artı 3'ün karesi değil midir? x artı 3'ün karesi. Artı 2. Buraya gelelim. Eksi 3'ü sol tarafa atarsak x artı 3 ne gelir? Kök 13. Tamam Yürüyoruz buradan. Kök 13'ün karesi artı 2. Gitti bunların kareleri. 13 artı 2'den 15 yavuk kolayca bulunur. Evet. Burada çıkmış sorumuz kök 48. Zaten 4 kök 3 demiştik. Şurada kök 27 kök 3. Şunu kök 9 ile genişletirsek ne olur? Kök 27 yapar bölü kök 9 artı 1 bölü kök 27. Daha düzenlersek 4 kök 3 ters çevirip çarpıyorum. Kök 27 yukarı gitsin. Kök 9 da 1'i toplarsanız 3 artı 1 4'tür. Aşağıya 4 olarak yazıyoruz. 4 der gitti. Kök 3 çarpı 27'den kök 81. 15. sorumuzda A çarpı B'yi sormuş. A kök 12 eksi kök 8. Kök 12'yi 4 kere 3 12 olduğu için şöyle yazalım. Kök 8'i 4 kere 2'den bu şekilde parçalayalım. Kök 27'yi az önce yaptım. 3 kök 3. Kök 18'i 3 kök 2. Şimdi bunları düzeltirsek 2 çarpı kök 3 eksi kök 2. E, aşağısı da 3 çarpı kök 3 artı kök 2. Şimdi bana bu ikisinin çarpımını istiyor. Yani 2 çarpı kök 3 eksi kök 2 çarpı şöyle 3 çarpı kök 3 artı kök 2. Şu 2 ile 3'ü çarpayım öncelikle şöyle dursun. Kökü 3 artı kök 2, kökü 2. eksi kökü 2 nedir? 2 kare farkı yani a kare eksi b kare. Şöyle. Yani burası 3, burası 2. 3 eksi 2 çarpı 6 gelir. E 3 eksi 2 1'dir. 6 kere 1. 6 yapar. Yani burada yine geçen yılın 8. sınıfın ve 9. sınıfın ekmeğini yiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada derecesi 3, derecesi 2. Bu çarpma yapılamaz. Demek ki bunların derecelerini az önce öğrendiğimiz gibi genişleteceğiz. Bunu 6 yapalım. 2 ile çarpalım. Bunun derecesini de 3 ile çarpalım. 3 üzeri 3 yapalım. Aynı derece olduğuna göre 6. dereceden bir kökün içinde 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3. Yani şöyle 6. dereceden kök 108. Aynı şekilde B şıkkında da aynı. Burada 2 yazıyor. Bunu 3 ile çarpalım. 6, 8 üzeri 3. Aşağıdaki ifadeyi 2 ile çarpalım. 2 üzeri 2. Aynı dereceden 6. dereceden 8 üzeri 3 bölü 2 üzeri 2. Düzenleyelim diye yaptım böyle. 6. dereceden 4, 4, 8, 4, 4, 8. Daha yakışıklı yazabilir miyiz? 2 üzeri 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Şöyle. Yani 6. dereceden 2 üzeri 7 de diyebiliriz. Şıklarda hangisi varsa artık. 6. dereceden 4 eksi 2 kök 3 demiş. 3. dereceden kök 3 eksi 1. Şimdi şu 3'ü 6 yapmak adına 2 ile çarpsak içerideki ifadenin de karesini almamız gerekir. Kök 3 eksi 1'in karesi. Kök 3'ün karesi eksi 2 çarpı kök çarpı 1 artı 1. 4 eksi 2 kök 3. Şimdi burası 4 eksi 2 kök 3. Bakın yukarıda da 6. dereceden 4 eksi 2 kök 3 var. E burada işlem yapmamıza gerek yok. İkisi de aynı olduğu için sadece şiir 1 gelir. 15. dereceden kök x demiş. Burada ne yapıyoruz yine bakın. 3, 5. Bunları 15 olacak şekilde 5 ile çarpıyoruz. 15, 2 üzeri 5. Çarpı 15 olacak şekilde bunu da 3 ile çarpalım. 3 üzeri 3. Aynı ne oldu? Aynı kökün içine yerleştirdik eşittir 15. kök dereceden kök x. 15'leri görmeyelim. x eşittir 2 üssü 5 çarpı 3 üzeri 3. Bunu da hesaplayabilirsiniz. 32 çarpı 27 artık kaç çıkıyorsa. Bir kenarı 3 kök 3 olan karesel bölgenin kenar uzunlukları 3 kök 2 ve 2 kök 2 olan dikdörtgensel bölge çıkarılıyor. Geriye kalan bölgenin alanı. Karenin alanı neydi? Bir kenarının kendisi çarpımı. Dikdörtgenin alanı Kısa kenar çarpı uzun kenar. 3 kök 3, 3 kök 3. Burada 9. Kök 3, kök 3. Kök 9. Eksi 3 kök 4. Kök 9 3'tür. 27 geliyor. Kök 4 2'dir. Buradan 6 geliyor. Düzenlersek 21 cm karelik bir taralı bölge pembe bir boyalı alanımız oluşur. Uzunluğu tam sayı olmayan bir odun parçasının Uzunluğunun en büyük tam sayı olabilmesi için bir kısmının kesilip atılmasına tamlama diyoruz. Mesela 2 kök 5, 2 içeriye 4 diye atın, 4 kere 5 20. 3 küp kök, bilmem ne diyor, 3'ün küpünü içeri alırsak, 27 çarpı 3 81. 5 kök 7, 5'i içeriye 25 olarak atarsak kök 175. Ayrı ayrı tamlama işlemleri yapıldığında odun parçalarının toplam uzunluğu ne olur? Kök 20 sayısının e, yuvarlayacağız arkadaşlar. En büyük tam sayı olması için bir kısmını kesiyoruz, atıyoruz. Kök 25 olsa 5 olurdu. Kök 25 olamayacağına göre en fazla 4 olabilir. Küp kök 64 olsaydı 4'tü. Bu 4'ten biraz büyük bir sayı. O zaman bunu yine 4'e yuvarlıyoruz. Bir kısmını kesip atıyoruz. Kök 169 olsaydı 13'tü. Bu 13'ten bir tık büyük bir sayı. Bunda demek ki 13'e yuvarlıyoruz. Yani 4, 4 ve 13'ün toplamı nedir diyor. Buradan bize yez, e, 20 metre verecek. Evet şimdi bu arada konu testi birimiz geldi. Burada isteyenler 5 dakika dinlenebilir arkadaşlar. Köklü sayılarda devam ediyoruz ikinci bölümde. Kuvvet kullanarak kökten kurtulma diyor. Bunu daha önce yapmıştık zaten. A şıkkına bakalım 21. sorumuzun. Önce bir düzenleyelim. Küp kök x eksi 1 eşittir. 2'yi sağ tarafa atarsak 4. Her iki tarafın küpünü alırsak x eksi 1 eşittir. 4 üzeri 3. Yani x eşittir. 64. Biri sağ tarafa atarsak 65. B şıkkına bakarsanız arkadaşlar burada 5. derece bir kökümüz var. Büyük sonucu 2. Her iki tarafın 5. derecesini üstünü alırsak şöyle 29 artı falan filan eşittir. 2 üzeri 5. Yani 32. E şu 29'u diğer tarafa atalım. Şöyle 29 yazalım. 3 eşittir. Küp kök. X eksi 3. Şimdi ne yapıyoruz? Her iki tarafın küpünü alıyoruz. X eksi 3 gidiyor. 3'ün küpü 27 yapıyor. Buradan 27 artı 3'ten 30 cevabını bulursunuz. Yani şıklardan falan gitmeye lüzum yok böyle sorularda arkadaşlar. Evet 8x eksi 12. Şöyle bundan bir şey yapamayacağım gibi duruyor ama şöyle 4 parantezine alayım en azından. Şöyle dursun. 18x eksi 27'de de 9'lar ortak olduğu için bu şekilde parçalarım. En azından bunu yapabiliyoruz. Şimdi 4 dışarıya 2 diye çıkıyor. 2 çarpı falan filan. 9'u dışarıya 3 olarak çıkarabiliyorum. Buradan düzenlersek. Bakın köklü ifadelerin derecesi ve içi aynı. Birinden 2 tane var. Birinden 3 tane var. Toplarsak 5 tane karekök 35'miş. O zaman 35'i 5'e bölerseniz buradan 7 gelir. Her iki tarafın karesini alalım. 2x 3 eşittir. 7'nin karesi. 2x 49 artı 3. x 26'dan ne geliyor? 52 bölü 2'den 26 gelir. Çıkmış bir sorumuz var. Bakın rasyonel sayılar paydalara aynı değil. Burada şunu kök 9 çarparsak kök 9 2 bölü kök 9a. Eşittir 1. Kök 9'umuz 3'tü. 3 Üç eksi 2 1. 1 bölü kök 9'a eşittir 1. O zaman paydamız da 1 olmalı. Eşittir 1. Her iki tarafın karesini alırsanız 9'a eşittir 1. Evet buradan da a 1 bölü 9 gelir. Çıkmış bir soruydu. İç içe sonlu kökler ne demek? Bu şekilde n'inci derece var. Bir de m'inci dereceden var. x var iç ise bu n ve m'i tek bir kökte derece olarak çarpabiliriz. Buradaki mesela a sayısı sabit bir sayıdır. İçeriye attığımız zaman a'nın derecesi ne olacak? a üssü n olarak içeriye geçecek şeklinde bir notumuz vardı. Mesela bu şekilde bir soru gördüğümüzde şu 2'yi içeri atmaya başlayacağız. Mesela şöyle hepsini yazalım. 2 sırasıyla. O 2'yi şurada 2 yazdığı için İçeriye arkadaşlar 2 üzeri 2 diye geçiriyoruz. Peki şu 2'yi de unutmayalım. Şöyle. 1, 2, 3 tane kökümüz var. Doğru yaptık. Devam ediyoruz. 2. Bakın burada kırmızıyla gösterelim. Derecelerimiz 2, 2 oldu. Onları çarparsanız 4. dereceden 2 üzeri 2 çarpı 2. Yani 2 üzeri 3. Şimdi şu 2'yi içeri atmaya çalışalım. Nasıl atacağız? Derecemiz 4 olduğu için onu kökün 4. dereceden olduğundan dolayı 2 üzeri 4 olarak 2 üzeri 3'ün yanına atıyoruz. Düzenleyelim. Burada 2 yazıyor. Şöyle yazalım. Burada 4 var, 2 var. Çarpıyorum. 8. dereceden bir kökümüz var. O da eşittir. 8. dereceden 2 üssü 7. E bu yoksa şıklarda 2 üzeri 7 bölü 8 varsa bu da kabulümüzdür. Çıkmış sorumuz var. Küp kök 2 çarpı falan filan demiş. Bu 2'yi önce içeriye atıyoruz. Küp kök. Şurada kare yazdığı için 2 üzeri 2 diye kökün içine atıyoruz. 2 üzeri 2 çarpı 54. Bakın burada gizli bir 2 var. Şu 2 ile 3'ü çarparsak yukarısı 6. dereceden 2 üzeri 2 çarpı 54. 54'ü normal yazalım. Tamam. Bölü. 6. derece olması için şurası 2. Bunu 3 ile çarparsam 6 yapacak. 2 üzeri 3. Şöyle 6. dereceden 2 üzeri 3. Derecelerimiz ikisinde de 6 olduğu için 2 üzeri 2 çarpı 54 bölü 2 üzeri 3. Düzenleyelim. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Aşağıda 2 üzeri 1 kalır. 6. dereceden 54 bölü 2. Yani 6. dereceden kök 27. E 3'e bölelim her iki tarafı. Şunu 3'e bölelim. 2. Bunu üçe bölelim gidiyor. E burada 2 yok. Arkadaşlar 2 zaten gizli. Karekök 3 diye okuyoruz. 5 şıkkını görüyorsunuz. Evet az önceki gibi. Bu 2'yi önce içeriye 2 üzeri 5 diye atalım. Şöyle 5 2 üzeri 5 çarpı x düzenlersek şu derecelerimiz 3 ve 5'i yazarsak 3 kere 5'i 2 üzeri 5 çarpı x'in 15. dereceden kökü. Bunlar çarpılamaz. Bunu 5 ile çarpalım. 15 yapalım. Bunu 3 ile çarpalım. 15 yapalım. 5 ile çarparsak 15 2 üzeri 5 Şunu da 3 ile çarparsak 15 3 üzeri 3 Aynı kök içerisinde düşünelim. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3 Şimdi şu 15'ler aynı. Amacım buydu zaten. Birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 2 üzeri 5 çarpı x 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3 e bunlar da aynı gitsin. X eşittir. 3 üzeri 3 gelir gençler. Çıkmış sorumuz kök 2 bölü 2, kök 5 bölü 3, kök 7 bölü 4 bunları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Paydalarımızı 12 yapmaya çalışıyorum. 12 yapmak için şöyle düşüneyim. A'mız 6 kök 2 bölü 12. Burada B'miz 4 kök 5 bölü 12. C'miz de 3 kök 7 bölü 12. Şimdi bu 12'ler aynı zaten. Şunlara bakmaya gerek yok. 6'yı içeriye 36 diye atarsak 36 çarpı 2 yani kök 72. 4'ü içeriye 16 diye atarsak 16 çarpı 5 kök 80. 3'ü içeri atıyorum 9 diye 9 çarpı 7 kök 63. 63, 72, 80. 63, 72 ve 80 C küçük A küçük B yapar. Şimdi şu ifade ne demek? Burası biraz yıldız koyabiliriz. Kök x artı 2y 2 iki kök y ifadesi nasıl ayrılır? Şimdi kök x artı 2 kök y burada x sayısı herhangi iki tane a ve b'nin toplamı y sayısı da a ve b gibi iki sayının çarpımı burada da iki sabit olacak. Buraya bir dikkat edelim. Böyle bir ifade kök a artı kök b olarak çıkabilir. Bu aradaki ifade eksi olsa Kök A eksi kök B olarak çıkabilir arkadaşlar. Şimdi sorular üzerinde bir bakalım. Mesela A şıkkı. Burada bakın 3 sayısı var. 2 sayısı sabit buna bakmıyoruz. Bir de 2 var. Toplamları 3 yapan, çarpımları 2 yapan 2 tane sayı arıyoruz. Yani 2 ve 1'in kare kökü. B şıkkında da aynı şekilde toplamları 4 yapıyor. Çarpımları 3 yapıyor. Kök 3 ve kök 1. Arada eksi var. Eksi. Şu 2 neydi? Kuraldan geliyor. Bu ikileri görmüyoruz. Peki C şıkkında nasıl? Çarpımları arkadaşlar 8. Toplamları 6 yapıyor. 4'e 2, 4'e 2. O zaman burası kök 4 eksi kök 2. Aynı mantıktan şurada sadece artılısını yazmış. Artı kök 4 artı kök 2 yapar. Buradan cevabımız 4 gelir. Mesela burada bakın 4 var. Hemen burada düşmüyoruz. Burada 2 olması gerekiyordu. Burada 2 çarpı 2 çarpı kök 5. Şu 2'yi içeri atıyorum. Kök 9 eksi 2 kök 20. Şimdi ben öyle bir sayı arıyorum ki toplamları 9 çarpımları da 20 yapacak. Bunlar nedir? 5 ve 4. 5 ve 4. Yani cevabımız kök 5 eksi kök 4. E bu da şıklarda yoksa ne vardır? Tabii ki kök 5 eksi 2 de olabilir. Evet burada bakın 2 yok. Şurada bir 2 olacaktı. 2 yok. Biz oraya bir yapay bir 2 oluşturalım mı? Bunun birkaç farklı çözümü var ama ben şöyle yapmak istiyorum. Bu 2 kökün içindeki 4'ü 2 olarak çıkardık gibi düşünün. Kök 3 bölü 4. Hangi sayıdan toplamı 2 çarpımı 3 bölü 4 yapar? 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 2 tam yapar çarpımı 3 bölü 4 yapar. Yani kök 3 bölü 2 artı kök 1 bölü 2 Aynı sıranın burada eksilisini vermiş. Kök 3 bölü 2 eksi kök 1 bölü 2. Bunlar gidiyor. 2 tane kök 3 bölü 2 geliyor. 2'yi içeri atıyorum. 4 olarak 4 çarpı 3 bölü 2'den. Buradan kaç yapıyor? Kök altı. Yani şöyle bir soruda kök altı geleceğini hiç tahmin edemezdik değil mi? Evet bakın. Burada toplamları a çarpımları a kare eksi 4 yapan. Şimdi Birisi a artı 2 birisi a eksi 2 olsa çarpımları a kare eksi 4 yapıyor. Toplamları da 2a yapıyor. Demek ki doğru yoldayım. Kök a artı 2 artı kök a eksi 2 kök 7 artı kök 3. Şu kökümüzü biraz düzeltelim. Burada arkadaşlar a artı 2 7 a eksi 2 3 gibi düşünürseniz a artı 2 7 a 5 5 koyarsanız gerçekten burası kök 3 yapıyor sağlıyor. A değerimiz 5'miş. Paydayı rasyonel yapmak diye bir başlığımız var. Paydadaki ifadede karekök 2, karekök 3 gibi irrasyonel değer varsa kök x ile pay ve paydayı genişletiriz. Peki kök x artı kök y gibi bir ifade varsa o zaman bunu eksilisiyle yani işaretini değiştirip eşleniği ile genişletmemizi söylüyor. Bunu da yine sorular üzerinde şöyle görelim. Bakın burada kök 3 yazıyor. Paydada irrasyonel sayı istenmez. Bunu kök 3 ile genişletirim. 6 kök 3 bölü kök 9 yani 2 kök 3. Burada kök 3 artı 1 var. Yine bu irrasyonel bir sayı. Bunu artı değil de eksilisiyle çarpacağım. Eksi 2 çarpı kök 3 eksi 1 bölü. Amacımız burada ne? Kök 3 artı 1 ile kök 3 eksi 1'i çarpıp bir 2 kare farkı elde edip oradan rasyonelleştirmek. Burası a kare eksi b kareden kök 3'ün karesi eksi 1'in karesinden 2 gelir. Yani düzenlersek burayı 2 kök 3 bulduk diğer kestirimizi sonucunda eksi 2 çarpı kök 3 eksi 1 bölü bakın burayı aşağıya 2 iki bulduk. 2'ler gitsin. 2 kök 3 eksi içeri dağıtıyorum parantez içine buradan kök 3 ve artı 1 diyebilirim. Mesela otun sorumuza bakalım. Otun sorumuzda ne diyor? Paydaları birinde 4 artı birinde 4 eksi demiş. Birini artılısıyla birini de eksilisiyle çarpacağım. Bunu 4 artı 2 iki kök 2 ile diğerini 4 eksi 2 kök 2 ile. 8 çarpı 4 artı 2 kök 2 artı 8 çarpı 4 eksi 2 kök 2 bölü 4 e, artı 2 kök 2 çarpı 4 eksi 2 kök 2. Şimdi yukarı düzenlersek 32 artı 16 kök 2. 32 eksi 16 kök 2. Yukarısı 64 geliyor. Aşağıdaki kare farkı var. Ne demek? A kare eksi B kare olacak. Şuradan. 16 ve 8 geliyor. Aşağısı 8 geliyor. 64 bölü 8. Düzenleyelim buradan. Cevabımız 8. 12 bölü kök 5 eksi 1. Bakın bunu kök 5 artı 1 ile yani eşleriyle hemen çarpıyorum. 12 çarpı kök 5 artı 1 bölü kök 5 eksi 1 çarpı kök 5 artı 1. Aşağısı 2 kare farkından kök 5'in karesi eksi 1'in karesinden 4 geliyor. Düzenlersek 12 çarpı kök 5 artı 1 bölü 4'ten 3 çarpı kök 5 artı 1. Yani şu kesrimizin sonucu 3 çarpı kök 5 artı 1 artı 10 eksik 45. 45 şu 9 çarpı 5 diye yazalım. 9'u 3 diye çıkarıyorum. 3 kök 5. Tekrar düzenlersek bunlar gidiyor. 3 artı 10'dan cevabım 13 gelir. 2 ve 3 numaralı şekillerdeki ağırlıklar birbirine eşitse Kök x eksi 2 eşittir dördüncü dereceden kök x. Kök x'e e, ya da şu ifadeye y dersek şuna onun karesi diyebiliriz. Çünkü kare kökü 1'in 2, birinin 4 gibi düşünürsek y kare eksi 2 eşittir y. Buradan y kare eksi y eksi 2 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırırsak çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 yapıyor. Buradan y eksi 2 çarpı y artı 1 eşittir 0. Buradan y2 ya da y-1 gelir. y dediğimiz 4. dereceden kök x 2 ya da 4. dereceden kök x eşittir eksi 1. E, derece çiftse buradan eksili bir değer gelemeyeceğine göre x'imizi buradan 16 bulduk. Yani x 16 şurası 2 birim. x 16 ise kök 16 eksi 2'den bu da 2 birim. Bunlar 2 birim. 2 birim. E şurada arkadaşlar Mavi daha hafif kaldığına göre küp kök y-1'lik ağırlık hafiftir 2 birimden. Her iki tarafın küpünü alırsak y-1 küçüktür 8, y küçüktür 9. 9'dan küçük olan 8 ve 7 değerleri alabileceğimiz en büyük 2 değerdir. Buradan toplamı 15 gelir. Çıkmış bir sorumuz var. Birkaç sene önce takip edenler e, biliyordur bu soruyu. Buzdolabımız var. Yerden yüksekte gördüğünüz gibi 2 metre yani kök 4 metre. Şu noktada arkadaşlar buzdolabının alt kapağı ve üst kapağının birleştiği nokta burası da 1,5 metre. 1,5 karesini alırsanız kökün içine atarsanız kök 2,25. Şurada buzdolabın buzluk kısmında bir uğur böceği var. Bu uğur böceğinin bulunduğu konum yerde ne kadar yüksekte olabilir? Bakın en tavanda olsa kök 4. Şu sınırda olsa kök 225. 2,25. Demek ki arada bir diğer kök 4'ten daha küçük bir sayı arıyoruz. Kök 2'den de büyük bir sayı arıyoruz. Yani kök 3 olabilir. Birinci sayımız kök 3, ikincisi kök 4, üçüncüsü kök 5. Burada ne olacak? Buraya m yazsan atıyorum. Kök m artı 2 yazman gerekir. Buna göre şu ifadede kök m yazmış. m artı 2 eksi 23 artı 2 eşittir. Kök 2 artı 2 kök 7 artı 2. Burası kök 36. Yani 6'dır. Kök 25'imiz 5'tir. Kök m artı 2 aynen yazılır. 5'i diğer tarafa atarsak kök m artı 2 eşittir. 5 artı 6'dan 11. Her iki tarafın karesini alırsam 121. 2 çıkarırsam m'miz 119 gelir. Cevabımız 119. Çıkmış sorumuz x diyor ki dördüncü dereceden kök x falan filan demiş. x kare eksi 2 demiş. Şimdi bu sayının her iki tarafının karesini alırsak şöyle 2'ye 4'ü sadeleştirelim. 2, 5 böyle kalır. Yani şu x kare ifademiz kök 5'tir. Eksi 2'nin eksi birinci kuvveti. Bu ne demek? 1 bölü kök 5 eksi 2. E ne yapıyorduk böyle bir sayı olduğunda? Pay ve paydayı kök 5 artı 2 ile çarpıyorduk. Kök 5 eksi 2'ye çarpı kök 5 artı 2. Yukarıya aynen yazdım. Kök 5 artı 2. Aşağısı 2 kare farkı kök 5'in karesi ve 2'nin karesi olarak düşünüyorduk. Buradan 5 eksi 4'ten 1 gelir. Yani cevabımız kök 5 artı 2. Mavi, yeşil ve sarı bu şekilde tahta parçalarımız var. Sol tarafta yeşillerle çevrili bir bahçemiz var. Sağ tarafta da başka bir çiçekliğimiz var. Bu da mavilerle çevrili. Çiçek ekili kısımların çevreleri oranı kök 2 imiş. Şimdi şuradan. Mesela şu sarı bölmeye A dersem. Bakın aralarındaki farka bakın. 2 kök 2 daha uzun yeşil çöpümüz var. Çubuğumuz var. Burada 3 kök 2 birimlik mesafe var. Bu da o zaman A eksi 3 kök 2'lik bir uzunluğa sahip. Mavi bir tahta parçamız var. Burada bakın yeşille çevrili olan. Çiçekliğin çevresi 4 tane uzun şekilden oluşuyor. 4 çarpı A artı 2 kök 2. Peki şu mavi olan nedir? 4 tane mavi çöpten oluşuyor. 4 çarpı A eksi 3 kök 2. Bunların çevreleri oranı dediğine göre kök 2. O zaman işlemimiz bitmek üzeredir. İçler dışarı yapalım. A artı 2 kök 2 eşittir. Kök 2 ile çarpıyorum. A kök 2'ye eksi 3 kök 2 çarpı kök 2. Buradan düzenlersek a eksi a kök 2 eşittir. Eksi 3 çarpı kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 yapar. 2 kök 2'yi de bu tarafa atıyorum. Eksi 2 kök 2. Yani a parantezinde 1 eksi kök 2 eşittir. Eksi 6 eksi 2 kök 2. Bunları da nasıl yapabiliriz? a eşittir. Her iki tarafı şöyle yazalım. 1 eksi kök 2'ye böleceğiz. Yani cevabımız bu açıklarda böyle bir cevap yok gördüğünüz gibi. Pay ve paydayı burada 1 artı kök 2 ile genişletirsek ne olur? Genişletelim. Eksi 6 eksi 2 kök 2 çarpı 1 artı kök 2 bölü 1 eksi kök 2 çarpı 1 artı kök 2. Yukarı düzenleyelim. Eksi 6'yı dağıtıyorum. Eksi 6 eksi 6 kök 2. Kök 2 çarpıyorum. Eksi 2 kök 2. Eksi 2 kök 2 çarpı kök 2 bölü. Aşağısına geliyor. 1'in karesi eksi kök 2'nin karesi. Düzenlersek yukarısı. Şurası 2, 4 geliyor. Burası eksi 4. Eksi 6, eksi 4. Eksi 10 yapar. Eksi 10, eksi 8 kök 2. Aşağısı da 1 eksi 2'den eksi 1 geliyor. Eksi 10 artı 8 kök 2 bölü eksi 1. Eksiler birbirini götürsün. 10 artı 8 kök 2 yapar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi buradan sonrası 4 tane testimiz sizlere yine ödev. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.